mermer ocakları açılmaya başlandı. 2019'da ilk ruhsat verilme işlemleri başladığında, karot izni başladığında zaten biz köy olarak istemediğimiz belirtmiştik. Sonraki süreçte 2 tane izinsiz yer açıldı. Biliyorsunuz orayı az önce göstermiştik. Obruk var. Oradaki ocaklar açıldıktan sonra biz dava sürecine dahil olduk. Dava açtık ve bu dava devam ederken arada hala ruhsat verilmeye devam edildi. O ruhsat alan şirketlerden bir tanesi de gelip hemen direkt kazıya başladı. Ve karşı dağları da kazmaya başlayacaklar. Haliyle bu da bizim hayvanlarımızı, bizi olumsuz etkiliyor. Peki küçükbaş hayvancılığı nereye götüreceğiz o zaman? Şimdi devlet bize şunu söylüyor. Biz tarım yapana destek vereceğiz, hayvancılık yapana destek vereceğiz. Bunu söylerken tam tersi anlamında işler yapılıyor. O zaman demek ki Tarım Orman Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı birbirinin ne yaptığından habersiz o zaman. Çünkü bize tarım yapın, hayvancılık yapın diye destek verilirken diğer taraftan enerji geliyor, madene izin veriyor. Şu anda verilen yer zaten hani köyün can damarları. 2 tane alanımız kalıyor. Koca köyün 2 tane dağı kalıyor, ufacık tepeler. Aslında bütün büyük yerler gidiyor. Ve bizim ovamızda tütün yetişmekte. Lavanta yetişmekte, kekik yetişmekte, arpamız, buğdayımız var. Yani bize derken bunu yapın, bunu yapın derken neden geldi mermerciye izin veriyor ve bizi bu süreçle muhatap etmeye çalışıyor. Yani biz şu anda gerçekten de devletin ne yapmak istediğini anlamıyoruz. Bize yapın mı diyor, gidin mi diyor. Şimdi burası 900 metrekarelik alan ve ÇED raporunun usulsüz geçtiğini biz biliyoruz. Nasıl geçiyor? Normalde 25 metrenin üzerine ÇED raporu gerekli. 25 dönümün üzerine. 25 dönüm üzerine ÇED raporu gerekliyken bu adamlar, tabii onların da hani bu işin çakallığını bilen insanlar, gidiyor 23.4, 23.6, 23.9 üzerinden ÇED raporunu geçir diyor. Bakın bu sırada dava devam ediyor. Şu an hala süren bir dava var ve bu adamlar Ankara'dan bu işi çözüyorlar, diyor ki bize ÇED raporu gerekli değildir diyorlar. Yazı bu şekilde geliyor, adam buna istinaden geliyor. Yazmaya başlıyor. Yani usulsüz geçtiğini biliyoruz, çalışacağı alanı şu anda az sonra arkadaşımız çeker. Alan çok büyük ama ruhsat aldıkları alan küçücük. 900 dönüm. 900 dönüm alanında çalışacak arkadaş ama gidiyorlar 23.4, 23.6 bu şekilde ruhsat alıp 3-4 tane ruhsatla gidiyor. Genişletmek istediği alan haritasını kendim bizzat gördüm buradaki çalışan mühendislerden. Dağın öbür tarafını da almışlar aslında. Onu da nasıl yapıyorlar hocam? Burayı açıyorlar. Sonra baktılar burada bir şey çıkmadı. Onları hani ihya eden bir şey çıkmadı. Alanı genişletmek için bu sefer daha büyük bir alan istila ediyorlar. Bu sefer yol açılacak. Orman yine yok oluyor. Ağaç yine yok oluyor. Senin bulunduğun alan talan ediliyor. Şu anda kamyonlar çalışmadığı için durdurduk, yani ormandan gelecek kararı bekliyoruz. Çalışmadığı halde o kamyonların getirdiği toz zaten ovadaki ürüne zaten zarar veriyor şu anda. Bir de düşün bunun çıktığında işte günlük mermer araçları gidecek. Bu köyün altyapısı buna hazır değil ki. Geçtiği her yerden kamyon, sular patlar. Biz bugün belediye aradığımızda hemen suyumuz yapılmıyor ki zaten. Zaten 2 gün sonra gelecekler. Bu sefer günlük aradığımızda bu sefer hani işi böyle laçkaya vurabilirler. Su olayı gelelim. Aşağıdaki tarlalar zaten bizim susuz tarım ve gerçekten köyümüz su sıkıntısı çekiyor. Suyumuz ta Beyağaç'tan geliyor. Aşağı yukarı ne kadardır? Hani 50 kilometrelik yerden. 50 kilometrelik yerden geliyor su. Zaten köyde su sorunu var. Peki bu mermerciler mermer keserken kendiniz belki okumuşsunuzdur. Hani her yerde var, ulaşılabilir. 1500 ton su kullanıyor bu adamlar. Sulu kesim yapacak, mecbur sulu kesim. Bu suyu kullanacak. Buradan su vurduğunda zaten şu anda köyde var olan 3-5 su kaynağı da yok olacak. Onu geçtik. Bunun ilerisinde kaya mezarları var. Bu alanda yok olacak. Çünkü şu anda elektrik direklerinin diktikleri alanı 20 metre arası var bu mezarla. Ve bu adamlar rahat rahat buradan geçebiliyor. Yani buraya ÇED raporu gerekli değildir hani veren zihniyet gelip incelemiş mi? Gelip bizle konuşmuş mu? Köylüyle konuşmuş mu? Muhtarın haberi var mı? Kimin haberi var? ÇED raporu gerekli değildir vermek için hani. Kim bu gelen bilir kişi? Mezarı biliyor muydu arkadaş? Bilmiyor. Muhtarla konuştu mu? Su sıkıntısını biliyor mu? Yani bunları verirken ÇED raporu gerekli değildir veren zihniyet. Yani gelip buradaki insanlarla konuşması gerekmez miydi aslında ilk önce? Ama ne yaptılar? Ankara'dan hemen ÇED raporu gerekli değildir. Adam şu anda bütün makineleriyle geldi yani. Arkadaş da daha dava devam ederken geldiler. Yani daha dava devam ediyor. Yolu yok. Tapular arazilerden geçecek. Ve şu anda durdu makineler. Niye durdu? Köylü olarak biz bunun tepkimizi gösterdik. Ve bu tepkiyi gösterirken de Hani yasal şeylerin içinde kaldık zaten. Hiçbir şekilde taşkınlık da olmadı. Kendilerine anlattık. Tapulu arazilerden geçemezsiniz diye. Devlet şunu göz ardı ediyor. Sen kendi halkının isteğini nasıl yok sayarsın? Gelin bir bize sorun ya. Ben burada yaşıyorum bakın. Bir de yani aslında bu iş şeye dönüştü. Biz burada yaşadığımızı ispat etmeye çalışıyoruz. Kardeşim burada insan yaşıyor. Sen benim bütün dağlarımı talan edersen ben nerede hayvancılık yapacağım? Ya da diğer şu anda dağlara gidelim hepsinde çoban var. Bu çobanlar nereye gidecek? Şu anda köyümüzde aşmaya çalıştıkları mermer ocağı istemiyoruz. Şu anda gördüğümüz şey mermer ocakları sanki bizim köyümüzden önde geliyor gibi bir hal var. Şu anda mermer hocam önemli, köy mü önemli? Engel olmaya çalışıyoruz. Bunlar biz Ankara'dan izin aldık. Milletin şu karşıda görünen tapulu tarlalarının içinden gelerek burada çalışmaya çalışıyorlar. Çalışmaya çalışırken de bizi bir sürü bahane yalan üretiyorlar. Diyorlar biz Garagol'dan izin aldık. Diyorlar biz Orman Bakanlığı'ndan izin aldık. Arkasından diyorlar biz kaymakamlıktan izin aldık. Allah aşkına Orman Bakanı veya Garagol elin tapulu tarlasına nasıl izin veriyor? Ben böyle bir şey olacağını sekten inanmıyorum. Ama bunlar nasıl bizi köylü olarak görüp bizi yutturmaya çalışıyorlar. Bunların amaçları bizi kandırmak. Biz köyümüzde mermer ocağı istemiyoruz. Ayrıca bizim köyümüzün %30'u hayvancılıkla geçiniyor. Bütün bu dağları mermer ocağı açıldığında bu köyün çobanı nereye gidecek? Şimdi bakıyoruz artık ovamız etrafı komple dağ. Bu her dağda mermer ocağı açıldığında ovamız iş yaramaz bir hale gelecek. Yani biz köyümüzü sahip çıkmak istiyoruz. Biz bu köyde mermer ocağı istemiyoruz. Şu anda mermer ocağı ile uğraşırken bunlar bizi farklı yönlere götürmeye çalışıyorlar. Buraya gelen herkesin aklını karıştırmaya çalışıyorlar. Yok o partili, yok bu partili diye milleti birbirini düşürmeye çalışıyorlar. Bizim buradaki amacımız parti değil. Bizim amacımız burada köyümüze sahip çıkmak. Ama bunlar işleri farklı yönlere götürüyorlar. Gereken yerden yardım almak istiyoruz, bize yardımcı olan da olmuyor. Pandemi döneminden beri de yazları burada köyümde geçirmeye çalışıyorum. İklim krizinin de oluştuğu pandemiden sonraki süreçte aynı zamanda peşinden gıda krizinin de geldiğini fark edince zaten öncesinde köye yerleşme gibi bir düşüncem vardı ama bu pandemiyle birlikte daha da hızlandı. Bu kararı aldığım özellikle bu yaz döneminde köyde Eko Sanat Köyü projesi oluşturmak istiyorum. Bu proje oluşumu için çalışmalar yapmaya başladığım dönemde mermercilerin buraya gelip kazım yapacağını öğrendiğim andan itibaren ilk önce galiba projeyi yapmadan önce bu sorunu çözmem gerekiyor ve bu direnişin içinde olmam gerekiyor düşüncesiyle ve ayrıyeten yapacağım projeyle mermer ocaklarının yapacağı tahribat vesaire her şey çok ters çelişkide. Benim proje yapabilmem için şu anki köyümün bütün sahası, bütün alanı hepsi sağlıklı durumda olması gerekiyor. Ve benim %100 doğal, organik ve sağlıklı ürünler yetiştirebilmem için de buranın havasının, toprağının, her şeyin en yüksek seviyede iyi ve kaliteli durumda olması gerektiği için bu direnişi gerçekleştirip ve köyün daha iyiliğine, güzelliğine hizmet edecek noktada bir projeyi oluşturmak için inşallah tekrar harekete geçeceğim. Sanat köyü bir taraftan ekolojik kısma hizmet ederken bir taraftan da sanatsal konuma hizmet edecek bir proje. Ekolojik kısmı bizim köyümüzde çok fazla ahlat ağaçları var. Bu ahlat ağaçlarını aşılatıp farklı meyve türevleriyle meyve ormanı oluşturmak ve ayrıyeten toprağımız değişti ürün üretebilen ender topraklardan bir toprak çeşidi ve yüksek oranda bunu gerçekleştirebiliyor. Anla bir bostanım var, bir dünüm. O bostanın içinde kavun, karpuz, börülce ve değişti domates var. Ve hiçbirisi dikildiğinden itibaren sulanmadı. Yağmur yağarsa su görüyor, yağmur yağmazsa da hiçbir su yüzü görmüyor. Ama toprak bunu yetiştirebilecek kapasiteye yüksek oranda cevap verdiği için bunu çok kolaylıkla yapabiliyoruz. Ve yani aynı zamanda zahmeti ve iş gücü de düşük bir tarım sistemi aynı zamanda. bunu köyün içerisinde yaygınlaştırıp bütün köylünün bu proje kanalından üretip kooperatif kanalıyla da aynı zamanda satış durumuna dönüştürebilmesi adına ekolojik kısmı buraya hizmet edecek. Sanatsal kısmında ben bir sanatçıyım. Hem bireysel, profesyonel anlamda sergiler açıyorum. Yurt içinde, yurt dışında değişiyor farklı zamanlarda. Bize verilmiş köyümüzün alanları içerisinde 7 tane mermer ocağına verilmiş ruhsat var. Bu 7 tane ocak çalışmaya başladığında sağlı sollu bir de ruhsatlar. Zaten bizim ovamız bu dağların arasında küçük bir ova. Biraz sonra çekimini yaptığınızda kendiniz de fark edeceksiniz. Çok küçük bir alanı kapsıyor. Sağlı sollu bu ocaklar çalışmaya başladığında zaten otomatikman bizim tarımsal alanlarımıza da zarar vermeye başlayacak. Belli bir süre sonra toprak üretme kapasitesini tüketmeye başlayacak. Tüketmeye başladığı zaman da insanların geçim kaynakları da sıkıntıya girmiş olacak. Bu bir aslında otomatikman beraberinde bir kendi içerisinde kangren durumu oluşturan bir kriz yaratacak. Bu da zaten o duruma raddeye geldiğinde de çözülmesi imkansız hale dönüşecek bir doğa katliamı gerçekleştirecek kendi içinde. Benim 2 tane çocuğum var ve ben çocuklarıma bu haliyle köyüme miras bırakmak istiyorum. Onları bu toprakların sağlıklı halinde onlara ürünler yetiştirip büyütmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım, bu köylünün en doğal hakkı. Bu hakkımızın elimizden alınmasını istemiyorum. Yani Ankara'dan ruhsatların verilmiş olması gelip burada insanların da biz buna psikolojide empati diyoruz. Yani buradaki yaşayan insanların yaşamsal alanlarının neyle geçimlerini sağladıklarını da incelenmesini isterdik. Yani buradaki köyde yaşayan insanların fikirlerinin alınması, onlarla görüşmelerin yapılması, istenip istenmeme durumlarının da sorulmasını beklerdik. Ama hiç böyle bir şeyin gerçekleşmiş olmaması çok üzücü. Devlet kanalındaki birimler tarafından bunun sağlanmış olması, bu ruhsatın mermer şirketlerine veriliyor olması ayrıyeten üzücü. Destek verilmediğinde, biz bu mermer ocaklarının açılışına izin verdiğimizde. Onun için köylülerimizden bu direnişe destek vermelerini ve aynı zamanda şu anda devletin farklı birimlerinde, gerekse Orman Bakanlığı, Orman Müdürlükleri, Çevre Bakanlığı'nın daha duyarlı olup sesimizi duymasını istiyoruz ve bizim bu direnişimize, istememe durumu halimize destek vermesini istiyoruz.